Siyaset gündemi çok sıcak, seçime çok az kaldı. Seçim vaatlerinde en öne çıkan konu tabii deprem bölgesinde yaşananlar, yapılanlar ve yapılacak olanlar. Az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısını izledik. Hem deprem bölgesindeki vaatlere vurgu yaptı, hem Altılı Masa'nın deprem bölgesinde yaptığı açıklamaları ve eleştirileri hedef aldı. Hem Altılı Masa'da yaşanan bu çalkantıya ilişkin eleştirileri var. Hepsini konuşacağız. Habertürk yazarı Nagihan Alçı, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Şahin konuklarım. Mehmet Bey merhaba, hoş geldiniz. Nagihan merhaba, hoş geldin. Teşekkürler. Merhabalar. Merhabalar efendim. Şimdi aslında bugünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurgularını sormak istiyorum. Hem Altılı Masa'ya böyle hem bir videoyla neler söylendi, neler yaşandı. Özellikle önceki hafta bu aday belirleme sürecinde yaşanan kriz üzerinden bir gönderme ve eleştiri var. Ona çok değinilmiş. Ama onun öncesinde deprem bölgesinde kim ne yapar sorusu zannediyorum belirleyici olacak. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptıklarımız yapacaklarımızın işaretidir anlamında bugüne kadar afet yaşanan bölgelerde teslim edilen konutları gösterdi ve bölgedeki insanlarımızın konutlarını bir yıl içinde teslim edeceğiz vaadini tekrarladı ve karşı tarafı da onların yapması mümkün değil vurgusuyla eleştirdi. Diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu dün deprem bölgesinde anahtarları vaktinde bütün konutları sahiplerine teslim edeceğiz, ücretsiz konut yapacağız dedi. Deva Partisi'nden Ali Babacan 6 ayda biz 500 bin konut yaparız dedi. Belli ki afet bölgesinde nasıl bir yol izleneceği, değil mi Nagihan? Senle başlayayım. Öne çıkacak bu kampanya sürecinde. Evet Erap, çok beklenir ve haklı olarak deprem konusu iki ay kalmış seçimlerde en fazla gündemde yer alacak konu başlığı olacak. Şimdi çok büyük bir felaket. Bu kadar büyük bir felaketin karşısında iktidar dezavantajlı gibi görünür. Ancak AK Parti'nin belli avantajları olduğunu düşünüyorum. Her şeyden önce, evet ilk birkaç gün tabii çok büyük bir felaket vardı. Yardım gelmedi, eleştirilerini çok ciddiye almak lazım. Ben de bölgeye gittim. Çok vahim bir tablo vardı. Ancak ilk 4-5 günden sonra bir toparlanma yaşandı ve somut bir planla ortaya çıkıldığı ile ilgili bir iktidar cephesinden bir tablo var. Bunun iletişiminin de doğru yapıldığı kanaatindeyim. Yani ben orada yaşanan acılara, kayıplara, onları anlıyorum. Eleştirileri çok haklı buluyorum. Vatandaşın çığlığını, serzenişlerini çok haklı buluyorum. Öte yandan bu kadar karanlık bir tabloya karşı alınmaya başlanan önlemler ve yol haritasının açıklanma şeklinin de vatandaşa, tırnak içinde söyleyeyim, geçtiği kanaatindeyim. Yani mesela Altılı Masa'yla ilgili deprem konusunda değil, özellikle yapıları, stratejileri, aday açıklama biçimleriyle ilgili iletişimde başarısız oldukları yönünde eleştiriler yönelttik süreç boyunca. Bence Altılı Masa'nın en zayıf olduğu alan kendilerini anlatma, iletişim. Tam aksine iktidar cephesinin, Cumhur İttifakı'nın da gördüğüm kadarıyla en başarılı olduğu alan iletişim. Yani biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı'nı da dikkatle dinledim. Hı hı. Son derece somut, son derece rakamlar vererek, zaman dilimini işaret ederek biz şunu şu kadar zamanda yapacağız diyor. Şimdi ama bir yandan da Nagihan şöyle bir eleştiri var. Şu an yaşanan sel, çadır kentlerin su basması, bulundukları alanlardan tahliye edilmesi. Yani kalıcı konutlara geçme konusunda atılacak adımlar çok önemli. Ama şu an bölgedeki bugünün ihtiyaçları üzerine de bir eleştiri getiriliyor. Yani bu artık insanların konteynerlere taşınması, yaşam şartlarının biraz daha iyileştirilmesi yönünde. Bu iyi yönetiliyor mu sence? Şimdi orada çok ciddi ihtiyaçlar var. İhtiyaçların bir kısmı karşılanıyor gördüğüm kadarıyla. Bölgeye gidip tekrar gözlem yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Benim bir süredir İstanbul'dayım. Uzaktan gördüğüm kadarıyla konteyner konusunda senin de dikkat çektiğin ihtiyaç hala çok önemli ölçüde giderilebilmiş değil. Çadırlar sağlanmış ama çadır ne kadar daha uzun vadeli bir konaklama ihtiyacını karşılar. O çok büyük bir soru işareti. Yalnız şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi bu kadar büyük bir afete karşı evet, iktidarın söylemi muhalefetten daha altını dolduracak kuvvetli olabilir. Çünkü iktidar da elinde şu anda gücü var. Evet, yani çok yakında bir seçim var ama şunu evet, yapacağız derken aynı zamanda devlet gücüyle konuşuyor.
Dolayısıyla gördüğüm kadarıyla onun ikna etme gücü muhalefetten biraz daha fazla olabilir. Hı hı. Özellikle kullandığı dil açısından. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu da dün bence güçlü bir konuşma yaptı. İktidarı depremle ilgili vaatleri üzerinden eleştirdi. Ona devletin gücü nereye kadar yeter, nerede başlar, nerede biter, hangi konut billa bedel vatandaşa verilebilir? Onlar üzerine tabii seçime giderken böyle bir, yani ben şey yapmak istemiyorum ama şu çok hassas bir konu deprem. Evet. Ama seçime giderken böyle bir vaat enflasyonu da her taraftan olur. Bunu ben yalnızca muhalefet açısından söylemiyorum. İktidar da belki yapacaklarından daha hızlı yapacağını vaat ediyor ya da daha fazlasını vaat ediyor. Sadece şunu demek istiyorum. İktidar olmanın avantajı bu tip konularda, bir de AK Parti yani birçok konularda son dönemde özellikle çok da eleştirilen bir parti. Benim de katıldığım eleştirileri yöneltildiği bir parti. Yani demokrasi alanında, hukuk devleti alanında vesaire. Ama en güçlü olduğu alan hep yapmak, icra etmek oldu. Dolayısıyla bu vaatlerin vatandaş tarafından, önemli bir kısmı tarafından ikna edici bulunduğu kanaatindeyim. Benim gördüğüm depremde ilk başlarda büyük bir umutsuzluk varken ya yine de toparlanma umudumuz var hissini iktidar bir oranda vatandaşa geçirmeyi başarabilmiş gördüm. Mehmet Bey, bu soruyu size de sorayım. İlaveten bir yandan da bundan sonra daha sert açıklamalar mı göreceğiz karşılıklı? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan genelde altılı masa eleştirilerini çok dile getirmedi son günlerde ama bugün sert eleştiriler getirdi. Altılı masaya, altılı koalisyon adayı dedi Sayın Kılıçdaroğlu'na. Bu seçim kampanya sürecine ilişkin size ne söylüyor bugünkü grup toplantısı konuşması? Valla bence şöyle söyleyeyim. Hem iktidar bloku hem de muhalefet bloku alışa geldikleri siyasal iletişim süreçlerini bence çöpe atsınlar. Yani bir tarafa atsınlar. Artık o değil. Yani böyle ne bileyim üniversitelerin seminer odalarında hazırlanmış, toplumdan kopuk, böyle belli yani alanı bilmeyen yani ama bugüne kadar ezbere gelen konuları bence bir tarafa atsınlar. Çünkü ortada net sıcak bir konu var. Yani bir yeni bir dil oluşturmaları gerekiyor. Yeni bir umut oluşturmaları gerekiyor. Şunu söyleyeyim. Deprem bölgesi depremle geçecek bu şey. Yani deprem çalışmalarıyla ve verilen bu konuda umutla geçecek. Ben çok konuşan siyasetçinin değil, dinleyen siyasetçinin ön plana çıkacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar konuşmak istiyor artık. Evet. İnsanlar dediğim deprem bölgesindeki insanların dertlerini dinleyecek. Yoksa gidip oradaki onlarla konuşacak değil. Gideceksiniz deprem bölgesinde siz konuşmayacaksınız. Onlar konuşacak, siz dinleyeceksiniz. İki, akıl veren değil, destek veren. Ondan şöyle söyleyeyim, destek veren ve umudu şey yapan, böyle çatışmayı ön plana çıkartan değil. Bunların toplum tarafından karşılık bulacağını düşünüyorum. Artı, bu sorunların daha da depremle birlikte güçlenmesi neyi beraberinde getiriyor biliyor musunuz? Güçlü lidere ve güçlü iradeye ihtiyacı daha da artırıyor. Güçlü lider ve güçlü irade bu tür durumlarda biliyorsunuz birileri yapsın. Kim yapar? Hani bir tarafa bakarsınız. Bir sorunla karşılaştığınızda bunu kim yapar diye etrafına bakarsınız. Ben alana gittim. Yani memleketim Kahramanmaraş deprem bölgesi, deprem merkezi olduğu için iki defa gittim. Belli sürelerde kaldım, gördüm. Siyasetçilere tavrını da gördüm. Çalışmalarını da yakinen gördüm, onu söyleyeyim. Aha. Güçlü lider, güçlü iradeye ihtiyaç daha da artmış. Altılı masa, bunu bir eleştiri olarak söylemiyorum. Herkesin bir taraftan çektiği ve kendi etrafında tartışma içinde tartışma görüntüsü verenler, ne kadar da biz varız deseler de toplum onlara bakmayacak. Yani bu altılı masa açısından değil sadece, kim olursa olsun. Yani kendi içinde böyle daha esnek, kendi içinde esnek derken bunu olumlu anlamda söylemiyorum. Tartışma, birbirleriyle masada yarış halinde olan kendi dertlerini çözmekten toplumun acil sorunlarını çözecek ışık görmediklerinde toplum onlara sırtını dönecek. Çok zaman değil. Yani bir KC'ye biraz sonra verdiğiniz 60 gün yani 2 ay göz açıp kapayıncaya kadar geçer.
Benim gördüğüm kadarıyla şöyle bir şey var. Tabii ki bir felaketin normalde tabii iktidara olan eleştiriyi, hele 21 yıldır olan iktidara olan eleştiriyi artırır ama benim gördüğüm şey şu. Uzun süredir biliyorsunuz söylene geliyordu ve yapılıyordu. Yani AK Parti kendini neyle ön plana çıkardı ve tanıttı? Biz hizmet siyasetiyle varız dediler. Değil mi? Hep bunu anlattılar. Hizmet siyaseti. Ve bu depreme kadar, belki pandemiye kadar devam etti. Pandemiden sonra savaş, şimdi deprem. Yani bir tarafta ajan siyasetiyle bu iş gitmez, onu söyleyeyim. Artık somut bir şey var. Bugüne kadar çok eleştiriliyordu ve bu zaman zaman ben bunu AK Parti'ye yakın arkadaşlarla da gördüm. Ya bu hizmet siyasetinin dışında farklı bir şey de yapılabilir mi tartışmaları oluyor idi. Ama benim gördüğüm kadarıyla bu deprem süreci yeniden AK Parti'nin alışa geldiği ve iyi yaptığı, onu söyleyeyim, iyi yaptığı, başarılı olduğu alanı tekrar ön plana çıkardı. Benim alanda gördüğüm bu. Başka bir konu daha var. Evet. Şimdi biz tabii ki buradan alanı görmeden, alanda yapılanı görmeden konuştuğunuzda gerçekten hem oranın boyutunu, yani felaketin boyutunu bilemiyoruz, hem de yapılanların ne olduğunu göremiyoruz. Ben bir toplantıya katıldığımda hoşuma giden bir şeyi söyleyeyim. Çünkü üzülüyorsunuz tabii, yani yakınlarınızı kaybediyorsunuz ama her ilde sabahleyin bir koordinasyon, erkenden koordinasyon toplantısı var. Afet merkezi kurulmuş. Orada ilgili devlet kurumları geliyor. İşte ne bileyim AFAD'ı geliyor, diğerleri geliyor, sivil toplum örgütleri, gönüllüler var, valisi var. İşte her ile biliyorsunuz bir bakan koordinatör olarak atanmış, ilçelere valiler atanmış. Bunun dışında belli kaymakamlar bunların yanına gelmiş, belli belediyeler buralarla entegre edilmiş. Ve herkese şunun sorulduğunu gördüm. Mesela deniyor ki, evet söyle bakayım diyor sıradan koordinatör bakan. Ne talep geldi, bunun kaçta kaçını karşıladın kardeşim diyor. İşte diyor %90'ını karşıladım. %10'unu niye karşılamadın diyor. Hemen hızlı bir şekilde %10'unu da karşıla diyor. Yani ikinci güne bu kalmıyor mesela. Ben belki bunu, bu işleyiş tarzını iktidar gösterebilir. Yani hem AFAD merkezinde hem de illerdeki bir gün işleyişini, bu siyasal iletişim anlamında söylüyorum, gösterebilir. Çünkü ciddi büyük, alan büyük, yani etkilediği insan şeyi büyük, nasıl söyleyeyim, evet, kitle büyük. Mutlaka sorunlar olacak. Bir de ilk gün diyelim ki hemen çadır ihtiyacı hissediyorsunuz. İşte şimdi konteyner daha çok ihtiyaç duyuluyor. Ama artık önümüzdeki süreçte artık belli bir aya geçince diyecek ki insanlar hadi artık kalıcı konutlar. O ihtiyaçların zaman içinde değiştiğini de göz önünde bulundurmak lazım. Başka bir şey daha var. Yani bunu ekranlarda söylediğim için yine tekrarlayacağım. Hatırlayalım, depremin ilk sıcak günlerinde, o felaketin çok etkilediği günlerde alanda olanlar vardı değil mi? Ben o zaman demiştim bunların hepsi gidecek. Bunların hepsi gidecek. Devletin ilgili kurumları kalacak. Ve bu o karartma gidecek ortadan. Farkındaysanız gitti onlar. Onlar yok. Konuşan yok. Kim kaldı? Devletin ilgili kurumları kaldı. Ve bu devletin ilgili kurumları ve bu yardımın, kitle çok büyük olduğu için biz yardımı millet olarak başka şehirler üzerinden, belediyeler üzerinden bunu sürdürülebilir kılmamız gerekiyor. Yani yardımda yorulmamamız gerekiyor. Bence bu çok daha önemli. Peki. Çünkü artık belli o büyük felaketin biraz yaraları sarılmaya başlandığı andan itibaren baş başa kaldığınızda ne durumda olduğunuzu daha iyi görebilirsiniz. O açıdan bunu sürekli kılacak yeni bir mekanizmanın devreye sokulması ve bunun iletişiminin seçim sürecinde özellikle yapılmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum. Bölgeye yardımın sürdürülmesi önemli kesinlikle. Bu böyle birkaç aylık bir şey değil. Çok uzun zamanla yayılacak. Diğer gündem başlıklarına geçecek vaktimiz olamayacak. Nagihan, sana sözü bırakayım. Bir iki dakika var. İttifakları aslında da merak ediyoruz bir yandan. Çünkü Hüdapar'a Büyük Birlik Partisi'nden bir rahatsızlık olduğu yönünde bir bilgi geldi. Daha doğrusu oradan kaynaklar söylüyor Cumhurbaşkanı'na Sayın Destici'nin ilettiğini. Özlem Zengin'den AK Parti Grup Başkan Vekili 6284 bizim kırmızı çizgimizdir diye bir açıklama geldi. Bir cümleyle senden, Mehmet Bey'de çok vakit kalmayacak ama sen Cumhur İttifakı'nda böyle bir genişleme bekliyor musun? Bu açıklamalar sana ne söylüyor Nagihan? Ferhat, yeniden refahtaki sorun gibi görünen 6284 meselesinin bir problem teşkil etmeyeceğini, daha doğrusu yeniden Refah Partisi kendi çizgisini koruyor ama AK Parti'ye benim bunları, bunlar kırmızı çizgimdir, siz bunları kabul etmezseniz ittifaka girmem deyip AK Parti'nin de bunu kabul ettiği yönündeki algı kesinlikle doğru değil.
Benim gördüğüm kadarıyla Cumhur İttifakı'nın içine yeniden Refah Partisi'nin eklemlenmesinin olasılığı yüksek. 6.284 ile ilgili herhangi bir geri adım olacağı için değil. AK Parti'den de çok net bu konuda mesajlar var. Unutmayalım, MHP de 6.284 konusunda hassas bir partidir. Ve MHP'de de yeniden Refah'ın AK Parti, Cumhur İttifakı'na katılması yönünde herhangi bir rahatsızlık görmüyorum. Elbette ki böyle takım şartlar, dayatma vesaire söz konusu olmadığı takdirde, ki gördüğüm kadarıyla yok. Hüdapar konusunda aynı şeyi söyleyemem. Benim gördüğüm kadarıyla Hüdapar'ın Cumhur İttifakı'na katılmasından ziyade Hüdapar'ın Destek vermiş. içinden başkan olmak üzere bazı isimlerin AK Parti listelerinde yer alması, ama logosuz, Hüdapar ismi geçmeden yalnızca isim olarak yer alması söz konusu olabilir. Tabii çok hızlı siyaset, son dakikada her şey değişebilir. Ama Değişebilir. benim gördüğüm Hüdapar'la ilgili eğilim daha ziyade bu yönde. Evet, ittifaklarında 23 Mart'a kadar zaten netleşmesi bekleniyor. Yakın zamanda soruların cevaplarını alacağız. Profesör Doktor Mehmet Şahin, çok teşekkürler. Nagihan Alçı, çok teşekkürler. Katkınız için.